Herkese yeni bir Gold Rush'lı game bölümünden selamlar arkadaşlar. İlk videoyu çok sevdiniz, hemen ikincisini de yapıştırmak isterim ama sıfırdan başlayacağız. Çünkü ilk bölüm böyle bazı şeyleri bilmiyorduk. Bazı şeyleri harbiden şaşırdım. Temel öğrenmem gereken şeyleri gerçekten unutmuşum. Neyse, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyuna başlıyoruz. Neden her şey 1 dolar demiştim? Bunu da göstereyim. 1 dolar modu diye bir şey varmış. Sağ olun, yorumlarda da sizler belirttiniz. Neyse, hoş geldiniz. Normal Alaska'da doğmuş diyeceğim. Eğitimi atla diyeceğim. Doğrudan patır kütür patır kütür girelim. Eğitime gerek yok aslında. Oyun içinde kitapçığımız var. O kitapçığı kullanarak çok daha rahat şeyler öğrenebiliyoruz. Merak ettiğimiz bir şey varsa oradan açıp bakabiliyoruz. Ara ara böyle green screen de yapacağım zaten. Söylemiştim. Seviyorum green screen'i. Güzel oluyor. Açıkçası. Profesyonel gösteriyor. Değil mi? Evet, diğer kamerayı özledim ama. Aa, burada bir şey var. Bu bizim kamerayı görüyor ama. Dediğim gibi arka plan bu şekilde. Aslında bu kameraya yapabilirim böyle bir şey, ayar yapılıyorsa. Doğru, bir bakayım ben ona. Yapabilirdim ya, niye yapmadıysam. Doğru, aynı kamerayı kullanarak öyle şeyler yapabiliriz. Doğru. Tamam, şimdi dostlar. Aracımızı alıp ne diyecek? Ne diyeceğiz? Daha doğrusu gidelim doğrudan. Motoru çalışır diyor ama. Bir dakika. Sesini birazcık açacağım abi. Ayarlar. Ses. 70'e getir. Şöyle çevre seslerini falan bangır bangır duyalım abi. Burası neresiydi? Fast travel diyor. Hızlı seyahat anlamına geliyor. Üzgünüz ama şu an otel kapalı. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Biz buradan doğrudan şeye gideceğiz. Bizim şu araziye, çiftliğe doğru gideceğiz. Saat sabah 8. Hadi bakalım. Önce kasabaya uğrayacağız. Birkaç maden için bir şey almam lazım. Onlara bakacağım. Oradan da direkt geçeceğiz şeye. Oyun 165 Hz mi? Evet, herhalde. 10 gün sonra yaz geliyormuş. Güzel, iyi zamandayız. Şimdiden sistemi kuracağız. Oyun içinde külçe bulma olayı açık. Herhangi bir şekilde rastgele. Bu ön kaput niye açılıyor onu da anlamış dedim ama neyse, tamam, önemli değil. Ne kadar paramız var? Altınımız yok. Paramız 450 dolar. Okey. Şimdi dostlar, yakıtımız ne durumda? Abi yakıtı dışarıdan görüyoruz. Neyse, bir fullleyelim yakıtımızı. Doğru olmaz. Bir ihtiyacımız olur falan. Bir şeyler olur. Şu yakıtı bir fullleyelim hocam. La, senin depo nerede? Ha, buradaymış. Anasının nikahı ya. O kadar para veremem abi. Tam 50 dolarlık versen. O ne abi, 100 dolar ne ya? Alaska'dayız gerçi, tamam. Tamam abi, tamam. Alaska'dayız. Geç ayıktım muhabbet ama doğru. Alaska'da olduğumuz için öyle. Şu saçım da uzadı. Gözümün önüne düşüp duruyor. Neyse. Hadi hızlıca şu fabrikaya gideceğiz. Ama gitmeden önce şu bizim dayı vardı ya bir tane. Onun yerini, mekanını bir kiralayalım. Arada oyun takılıyor. Haritayı render ederken takılacak böyle. Araç hareket halinde. Tamam. Burada savaş var herhalde. Şimdi hocam, yaşlı Arnold'un yeri diyor. Kiralamak 300 bin dolar. Bu 0 dolar. Arnold amcanın yerini kiralayalım. Biz oradan başlayalım. 0 dolar zaten. Ne diyor? Parseli varsayılan ayarlarına sıfırla. Parseldeki kum bitince herhalde sıfırlayabiliyoruz. Okey, güzelmiş. Şimdiki durağımız. Abi bu çarpma sesi niye bu kadar çok ya bu oyunda? Allah Allah. Şimdi dostlar, direkt gideceğiz. Direkt karşıya. Yanlış bilmiyorsam tabi. Aynen. Aynen değil. Ha, direkt karşıya, sol taraftaki yer. Okey. Şimdi buradan geldik. Ne yaptık? Bu sefer hikayeden gitmiyorum fark ettiyseniz. Şimdi maden eşyalarımızı alacağız. Her şey 1 dolar değil. O fiyatlara dikkat edeceğiz. 400 dolar paramız var. 399 hatta, sağ üstte görebiliyorsunuz. Şimdi bize lazım olan Hog Pump pompası diyor. Pompasız mı alsak? Abi pompası da 150 dolar. O ne abi öyle ya? Tamam, biz pompasız alacağız. Şundan bir tane. Şundan bir tane, mecburuz zaten. Hatta bundan iki tane mi alsak? Eklentisi 100 dolar abi. Sonra alalım onu. İki tane paspas alalım. Okey. Bir tane kova lazım bize. Kovalar neredeydi? Ha, burada olması lazım.
Bu oyunda FPS çok düşüyor ya. Kovadan iki tane alalım, ne olur ne olmaz. Hatta geçen oyun biliyorsunuz paspasımız kaybolmuştu. 4 tane paspas olsun. Atladığımız bir şey var mı? Bakarız şimdi. Pompasız bu bir tane. Maden paspası, kova. Hokpan maden paspası. Şu değil. Şundan 4 tane olacak. Aynen hokpan olacak. Biz hokpan kullanıyoruz çünkü. Bunu sipariş et. Bir daha gösterme. Siparişiniz hazır diyor. Şimdi bunları aracımıza yükleyelim abi. Sonra yolumuza çıkalım adam akıllı. Orada çadırımız var gerçi. Tamam mı? Şu bu açı kamera kötü ya. Bu arada ilk bölümü sevdiniz diye ikincisini çekiyorum. Açıkçası ben de keyif alıyorum. Şimdi öğrendik biraz daha iyi olacak. Bunu da almamış. İnşallah düşmezsin. Düşmemen için dua edeceğim canım. Aa burada bunları koyma yeri var. Bir dakika. Nerede o? Şunun yanlarına da koyuluyor ya. Şunu bir indir yere. Bak şimdi. Bak şimdi ne yapacağım. Şuralara sıkıştırılabiliyordu. Az önceden şimdiye ne değişti kardeşim? Neden takılmıyorsun? Hatta var ya, dur. Bak şimdi bekle. Burada monte edip götürebiliriz la bunu. Yok, edemiyoruz. Tamam, güzel denemeydi. Güzel denemeydi baktığın zaman. Tamam, hadi bakayım olsun. Olsun. Olur öyle şeyler ha. Tabii. Şöyle bunu da koy abi buraya. Şu paspasımızı da koyalım. Ondan sonra bir paspas daha kaldı. Onu da alalım. İnşallah bunlar giderken dökülmez. Yine arka tarafa bakarak olacağım ama elimden geldiği kadar. Bak hala burada çıkıyor mesela şu an. Neyse önemli değil. Tamam. Yerleşireceğiz ondan sonra. Hadi startı verelim. Yolumuza çıkalım. Yolu inşallah hatırlarım. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Varsa geri döneriz. Yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil. Yolu biliyoruz ne de olsa. Uzun video olsun ona da kafi. Sıkıntı yok. O kadar da uzun olmayacak. Bu sefer işleri başarabileceğiz yani. Nasıl altın toplandığını, bunları nasıl külçe yapıp sattığımızı göstereceğim bu bölüm. İnşallah doğru gidiyorum yani. Saygılar Kurt abi. Aman bize bulaşma da. Bir de sağa sola çarpmayayım. Bu ses çok fazla. Ayarlardan göremedim. Belki bir yöntem vardır. Biliyorsanız siz yorumlara düşün abi. Sizden çok şey öğreniyorum. Açıkçası yorumlarda bayağı oyunu öğrendim okurken. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Beğenmeyi de unutmayın ayrıca. Teşekkürler. Güzel beğeni geldi. Güzel de destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, Arnold amcanın yeri sağ tarafta kalıyor. Sol taraf değilmiş. Ben sol taraf diye sevinmiştim. Orası büyük maden arazisi. Orayı da alacağız ilerleyen günlerde. Abi şu sesten nefret ediyorum ya. Çarpmasak iyi ha. Tamam, geldik. Şunu al. Arnold emminin yerine yerleştir bunları. Saat 9 oldu. Bir saatte gittik geldik, alışverişimizi yaptık abi. Şimdi ilerleyen günlerde bunun otomatik su pompalı halini falan yapacağız. O daha güzel olacak. Çok daha böyle çat çalışmalık olacak. Şimdi kovanın bir tanesini şimdilik alıyorum. İki şey orada kalsın. Kaybolmasını istemem açıkçası. Şimdi kova burada kalsın. Sesler biliyorum çok fazla. Çişimiz gelmesin. Hemen şöyle bir kısalım şunları. Oo. Tamam. Şimdi kovayı kumla dolduruyoruz. Kovayı ikinci kez kumla dolduruyoruz. 3 kovada bir makine fulleniyor zaten.
tıkla şöyle açabilirim. Net görmeniz açısından. Kova fullendi. Bu da ikinci kovamızda. Çok güzel eklentileri var. Acayip değişik makineler var. Kepçe mepçe alacağız ilerleyen günlerde. İşçi çalıştıracağız. Bak onlar da güzel olacak. Birden fazla çiftliğimiz, altın farmımız olacak. Şimdi altın külçesi bulduk mesela. Bunu sakla. Mesela bu bir para. Altın 389 diyor ama külçe nerede mesela? Yani bulduk ama muhtemelen başka bir olayı vardır. Hikaye diyor. Ha, yakınlarda bir yerde bir hikaye vardı. Buradan ha. Aferin. Hikayenin bir bölümünü buldunuz. Tamamlanan her bir hikaye için benzin istasyonunda ve yedek parça satın alırken kullanmak için malzeme dükkanında %1 indirim alacaksınız. Tüm hikayeleri bulanları ise makine parkında özel bir resim bekliyor. Hadi bakalım. Hikayenin yeni parçasını buldunuz. Daha fazla derginin sonunu kontrol edin. Dergi, aa burada bir merak ettim bakalım. İşçiler, su, hikayeler. Fabrika manyetit alanı. Aa. Bir dakika. Yaşlı Arnold'un parselinde var. Radyo istasyonunda varmış iki tane. Demirci'de varmış. Yerli köylüde falan. Bunlar hep gideceğiz. Yapacağız abi. Şimdi makinemiz de full. Ne yapıyoruz? Dereden suyu alıyoruz. Paspaslara yapışması için böyle bu abimizi suluyoruz. 17 gram külçe bulduk. İyi lan. Şimdi 3 kova toprak suya 3 kova toprağa 3 kova su idare ediyor yani. Şimdi bakalım %9 oldu. İyi. Kazmaya devam. Bakın altın parçalarını da görebilirsiniz. Neyse. Bunları bir %100 yapalım hemen. Böyle hızlı hızlı oynayalım. Bir seferde güzel oldu. Bir 10 kere yapacağız bunu. Belki o kadar bile değil. Çok fazla sistem var oyunda. Onların hepsini çözeceğiz abi. Gitgide alışıyoruz. Özellikle o kepçe kullanım falan çok iyi ya. Ya aslında şu mesela sabit bir kokpitim falan olsaydım çok daha rahat böyle ekipmanları söküp takabilirim. Şimdi sağda solda her yerde ekipmanlarım var. O yüzden hepsi birbirine girdi. Yeni işte set aldık biliyorsunuz Logitech'in. Saitek firmasının daha doğrusu Farm Controller mı? Onunla kepçeyi kontrol ediyorum mesela bu oyunda. Ya ne bileyim. Gene altın bulduk bu arada. 33 gram oldu. Durduk yere altın buluyoruz yani. Parada sıkıntı yok. Para konusu iyi. Şimdi ikinci bölümde muhtemelen bunun otomatik versiyonunu kuracağım. Sizlere onu göstereceğim. Bir tane su pompası koyacağız buraya. Benzinle çalışan. Mazotla. Aynen mazotla. Dizelle. Onu da yapacağız. Suyu otomatik basacak en azından. Ben de buradan çat 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 kürekle buradan yardıracağım. %18 oldu. Her seferinde %9 ilerliyoruz. Bunu hızlı hızlı yapalım abi. Şimdi videoyu durdurayım diyeceğim de donmayacağını bilsem yaparım. Ama kesin donacak. Bende öyle bir şans var biliyorsunuz. O yüzden akışına bırakalım arkadaşlar. İsterse 2 saat olsun. Bu bölüm size o külçe gösterilecek. Bayağı bir zaman geçiriyorum oyunda. Video dışında da oynamak istiyorum ama bir yandan oynamayayım diyorum. Çünkü videoda göstermek istiyorum hepsini. Siz de öyle istersiniz zaten. Arnold amcanın yerini yavaş yavaş kazıyoruz. Böyle topraktan çıkarmış he. Aslında biz de mi girsek lan bu işe? Güzel olur. Şimdi oradan aldık. Bu arada 47 gram altınımız var şu anda. %27 olman lazım. 27'de kalman lazım. Güzel. Tamam. Her seferinde şöyle böyle. %100 yapmak istediğim sebebi de
daha fazla gelir elde ediyoruz. Aslında böyle uğraşıyor mu? Böyle uğraşmasam da olur ya. Dur bakayım. Direkt buraya yapalım. 17 gram daha bulduk. Abi bayağı bildiğim para yağıyor ya. Bakalım ne kadar para kazanır. Şöyle 300-500 kazanalım ya. Şimdi otomatiğini bir kurmak istiyorum. Vallahi merak ediyorum. Buradaki toprağı istediğimiz zaman sıfırlayabiliyoruz diye algıladım ben. Fark ettim. Nefes sesim gelmesin. Ona dikkat etmem lazım. Aynen. 3 kova toprağa, 3 kova su. ...18 gram daha bulduk. Bayağı geliyor ya. Tamam, bu mod güzelmiş abi. Bu modda oynanır. Zorda da oynanır da, zorda biraz işsiz olman lazım. Yayında falan başlaman lazım. Yayın profilini ayrı yapabildim mesela. Ama sıkar. Tek profil devam. Bunu yayında da oynarım. %50'yi geçti ha bu sefer. Güzel. Yüzde kaç oldu bu arada? 54. Güzel. Yine de normal yapılıyor. Şimdi ilk seferi attıktan sonra muhtemelen biriken parayla otomatik şeyleri falan rahat rahat açacağız. Her şey 1 dolar modu kötüymüş yani. Lan diyorum, bu işte bir yanlışlık var. Şimdi diğer seride oynuyoruz. Bundan bir önceki videoda bu arada karttan ulaşabilirsiniz dostlar, çıktı. Kartlara böyle sağ üstte bakarak bulabilirsiniz. Orada oynuyordum 1 dolar her şey falan, hiç dikkat etmemişim. Yorumlara arkadaşlar yazmış. Başlangıçta 1 dolar modu var reis. Sen görmedin. Onu seçtiğin için her şey 1 dolar falan diye. O kötü bir şey abi. Gerçekçiliği bozuyor. Arcade oynamıyor sonuçta. Birazcık da böyle simülasyon yapalım ya. Olsun abi, simülasyon olsun. Lan kovaya değil. ...16 gram daha bulduk. Toplamda 150 gram altınımız var şu anda. Buradan çıkanlarla beraber ne kadar olacak bilmiyorum. Hadi hayırlısı olsun. O sayılara bir dikkat edelim bakalım ne kadar çıkaracağız. Bir de paramıza bakalım. Satmaya gitmeden önce. Ne kadar olduğunu da orayı da göreceğiz. Okey, bunu da buraya koy. Tamam, güzel. 71, az kaldı. Bunu %100'leyelim. Sonra demirciye gideceğiz, külçe yapacağız. 21 gram daha bulduk. Wow.
S1 G1 ne oluyor abi? Sezon gün mü? Abi dışarıda savaş oluyor galiba. Sesler geliyorsa aldırmayın siz, boş verin. Siz işimize bakalım. Yüzde kaç olmuş? 81 olmuş. Güzel. Son en fazla 3 sefer atarız. Sonra işimiz bitiyor. Bayağı da bir yaptık yani. Şimdi pasmasının üstünde muhtemelen altınlar görünüyordur. Şöyle bakalım. %100 olunca biraz daha belirgin oluyor diye hatırlıyorum. Yanlışla biliyor olabilirim. Otomatik su olayı çok iyi gerçekten bu arada. Bayağı kolaylaştırıyor işi. Mesela bunu işçiye veremiyoruz mu? Öyle de bir olay var. Onlara da bakacağız ya ilerleyen günlerde. İşçi alabiliyoruz ama verebiliyoruz mu bilmiyorum. Son tur atıyoruz dostlar. ...31 gram buldum. Derinlere indikçe daha mı çok buluyoruz? Ne yapıyoruz anlamadım ki. Bu işi çok sevmeye başladım ha. Tamam doldu. Her seferinde 9... %9 ilerletiyoruz onu. O da iyi. O da güzel bir değer. Şimdi içeri gideceğiz. Çadırımıza. Çadırda bunları bir ayıklayacağız. Şimdi dostlar. Çadıra ben şimdiden gidiyorum. Kocaman büyük bir leğenimiz var orada. Çadırda. Şunu kapat. Şu leğeni bir suyla doldurup geri getirmem lazım buraya. Bu işlemi çadırda yapayım. Dışarıda yeter şu su sesinden. Sesinden maruz kaldığımız yeter yani. Gelin bunu buraya bırakalım. Burada laptopumuz var. Buradan sipariş edebiliyoruz. Şunu kullanacağız. Bu cihazı da. Şimdi şu paspasları falan getireyim. Şimdi şunun içini temiz suyla dolduruyoruz. Tamam mı? Bak şimdi. %99 olmuş zaten. Hatta bekleyin lan. Ulan sizi mi kıracağım? Bir kova daha atalım da bunu %100 yapalım yani. Dur lan dur. Kovada su olduğu için atamıyoruz içine. Tamam, paspaslarımız doldu. Hiçbir sıkıntı yok. O yarı gene çıkar muhtemelen. Okey. Şimdi temiz suyla dolduralım abi bunun içine. Paspasları içine bandıracağız bunun. Gel bakayım dostum. Bu arada paspasın üstüne dikkat ettiniz mi bilmiyorum da. Sarı sarı lekeler var. Onlar altın işte. Toprak falan. Altın parçaları. Hadi gidelim. Kovamızı aldık. Hadi düşüyormuşum elimden, kayıyormuş hepsi yere falan değil mi? Allah'tan yok oyunda öyle bir şey. Şimdi bunu 3 tur yapabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Şöyle bırakayım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu şu cihazın içerisine bir kere bandırıyoruz baba. Sonra çıkarıyoruz. Şöyle bir sallıyoruz abi. Yavaş sallayacağız çünkü içindeki topraklar dışarıya kaçabilir. Şimdi o çamurun içindeki bazı toprakların renk değiştirdiğini, hatta sarı sarı bir şeylerin parladığını orada görebiliriz abi. Görüyoruz değil mi? Ben de göreyim. Şimdi ayıklama moduna geçiyoruz. Şöyle suyunu süzdürelim iyice. Ayıklama modu da bu şekilde.
Küçük olan parçaları, büyük olanları bu şekilde cımbızla. Şimdi diyorum ki şu diğer parçalar, tamam mı hocam? Bak şimdi. Bunları bir daha yapayım. Ondan sonra ve bir daha sallayalım. Yani herhalde bunların altın olası yok. Tamam. Bununla işimiz bitti. Tamam. Bunun içinde kalmayacak değil mi? Tamam. Tamam. Doğru. İçini boşalt abi. İçine bir işimiz yok artık bunun. Tamam. Buraya koyduk. Bu abimizden buraya da boşalttık şimdi. 241 gram diyor. Şimdi bir dakika, bu bulduklarımızı da ekleyecek mi buna yoksa? Aman. Aman abi. Neler çektik onları toplayana kadar. ...241. Muhtemelen topladıktan sonra hesabı yazacak. Aman hocam yavaş. Aman yavaş. Tamam. Bunu al abi. 243. 2 gram. Oğlum toprağa kassam daha çok kazanıyorum. Zor modda oynanmaz abi, ben size söyleyeyim. Büyük problemli bir oyun bu. Oğlum, geri kalanı toprakmış bunu. Tamam. Bununla işimiz bitti hocam. Bir tur daha atabiliyor muyuz? Muhtemelen vardır onda. İyi bak. Var mı? Bitmişiz abi. Valla şey daha karlı yani. Toprağı kazarak çıkarmak daha karlı. O da oyunun yardım ettiği için de belgeselin şeyi. Belgeselini de severek takip ediyorum ben. Neyse. Şimdi dostlar. Üzerimizdeki yani şu anda göremediğimiz gram altını demirciye gidip orada şey yapacağız. Külçe yapacağız. Hadi bakalım. Ondan sonra götürüp satacağız. Şu sesleri açayım ama. Yani çevre sesleri falan filan. Şu çevreyi kısabiliriz aslında. Su sesi bununla alakalı. Doğru. Doğru. Bir dahakine bakarız. Şimdi götürelim demirci abimizle, bunları bir külçe yapalım. Ondan sonra... Oğlum bu çarpma sesi niye böyle ya? Ayarlarından oyun dosyalarını değiştirip silsem ne olur acaba? Muhtemelen gelmez. Bir bakayım ben ona. Goldrush'ı da modlamadık demeyiz abi. Ya ne vardı şimdi bu Kartal'la gitseydim, Doğan'la, Şahin'le gitseydim yani. Şimdi baba burada işimiz yok. Biz doğrudan şehre. Orada Demirci abiye. Demirci abiye taktiklerimizi vereceğiz. Daha doğrusu gramlarımızı, 245 gram, 246 gram diyelim. Altını vereceğiz. O da bize külçe yapacak. Sonra götürüp satacağız onu bankaya. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Bir 500 bin falan olmaz. 200 bin, 300 bin falan alırız diye düşünüyorum. Tek seferde herhalde. Şurada police station. Demirci abimiz burada. Araç bu tarafa bakıyor. Sağa döneceğiz. Aynen. Aynen. Demirci abi aşağıda. Bu kapı niye açılıyor lan? Sinirimi hotla atıyor valla. Burada demirci. Dostum selamun aleyküm. Nasıl ya, bir dakika. Bir saniye, bir dakika. Bak şimdi. Cevher sat. Eritme diyor. 0.53 gram derken ya. Pardon.
Aa, bir dakika. Elimdeki paraya kadar. Peki. Eri tip. Eri tip. Oğlum böyle de çok güzel satılıyor lan. Altın ücretinin %40'ı. Cevher fiyatı 17 dolar. Altın ücretinin %40'ı. Derken. Yani ben altına çevirsem daha mı çok para kazanacağım? Galiba. Değil mi? O zaman ama elimdeki param yok. Bu sefer de muhtemelen cevher olarak satacağız. Ne kadar satıyoruz? 246 gramını. Hocam. Güzel para. 4236 dolardan sattık. Çok sağlam para yaptık. Diğer bölümü başlatacağım. Buradan başlatırız. Ondan sonra şeye doğru fabrikaya, fabrikada otomatik aletlerimizi alıp sistemimizi kurup böyle daha profesyonel çalışabiliriz. Sağ olun arkadaşlar izlediğiniz için. Ben bir saat tutar dedim ama yarım saat anca tuttu. Çünkü sürdü diyeyim daha doğrusu tuttu demem biraz doğru olmaz. Açıkçası oyuna alıştık. Oynamamı devam etmek istiyorsanız beğenerek desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.